Serverlerin korunması alanında teorik düzeyde bilgi sahibi olabilmek için eğitim videoları ve kursların yanı sıra kurum tarafından hazırlanan rehberler ya da kamuya açık bir şekilde yayınlanan bilimsel çalışmaların yeterli olacağı kanaatindeyim. Ancak bir veri sorumlusunun bu alandaki yükümlülükleri nasıl yerine getireceği sorusu oldukça zor bir soru. Evet, içinde bulunduğumuz binanın güvenliğini sağlamak yükümlülüğü bizzat veri sorumlusunun kendisindedir. Veri sorumlusu fiziki olarak güvenliği sağlamakla beraber aynı zamanda dijital güvenliği de sağlamak zorundadır. Şimdi dijital güvenliğe geçmeden önce fiziki güvenliği nasıl sağlayacağına bakalım. 6698 sayılı kanun 28. maddesine bakmak lazım. Çünkü kanun 28. maddesinde verbise kayıt yükümlülüğü bulunmayan veri sorumluları için iki grup karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde verbis üzerine eklenecek dosya yükleme seçeneği ile veri sorumlularının politikalarını kamuoyuyla ve ilgili kişilerle paylaşmasının önü açılabilir. Bu sorumluları sicil bilgi sistemine kaydımızı yapıp irtibat kişisi atadıktan sonra irtibat kişisinin e-devleti üzerinden nasıl verbis bildiriminde bulunacağını bu ders açıklamaya çalışacağım. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğüne ve aydınlatma metninin oluşturulmasına dair açıklamaların aslında bir devamı niteliğinde kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine ve imha edilmesine ilişkin bir ihlal durumunda ilgili kusur sahibi personeli rücu konusunda kolaylık oluşturması amacıyla erişim yetkim adresi oluşturabilir ve verbis kaydının nasıl yapılacağı ve detayları sizlere aktarmaya çalışacağım.